Adalet Ağaoğlu Hayatı ve Edebi Kişiliği. Türk Edebiyatı'nın son zamanlarda yetiştirdiği en büyük yazar olan Adalet Ağaoğlu, 13 Ekim 1929'da Nallıhan'da dünyaya geldi. Babası kumaş tüccarı Hafız Mustafa Sümer'dir. 4 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu ve tek kızıdır. Kardeşleri oyun yazarı Doktor Cazip Sümer, oyuncu Güner Sümer ve iş adamı Ayhan Sümer'dir. İlk öğrenimini Nallıhan'da tamamladıktan sonra 1938'de ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşti. Orta öğrenimini Ankara Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1950 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Edebiyata ilgisi lise yıllarında şiirle başladı. Kısa bir süre sonra oyun yazarlığına yöneldi. İlk defa 1946'da Ulus Gazetesi'nde tiyatro eleştirileri yayımlayarak yazarlığa başladı. 1948-1950 arasında Kaynak Dergisi'nde şiirleri yayımlandı. 1951-1970 yılları arasında TRT'de çeşitli görevlerde bulundu. Ankara Radyosu'nda göreve başladığı yıl ilk radyo oyunu olan Aşk Şarkısı'nı yazdı. Radyoda görev yaparken tiyatro oyuncusu ve yönetmen dört arkadaşı Kartal Tibet, Üner İlsever, Çetin Köroğlu, Nur Sabuncu ile birlikte Ankara'nın ilk özel tiyatrosu olan Meydan Sahnesi'ni kurdu. Meydan Sahne Dergisi'ni çıkardı. 1953 yılında tiyatro konusunda görgü ve bilgisini artırmak üzere Paris'e gitti. 1953'te Sevim Uzungören'le birlikte yazdığı bir piyes yazalım tiyatro oyunu aynı yıl Ankara'da sahnelendi. 1954 yılında mühendis Halim Ağaoğlu ile evlenen sanatçı ilk romanını yazana kadar oyun yazarlığını sürdürdü. Üst üste yazdığı oyunlarla 60'lı ve 70'li yılların önde gelen oyun yazarlarından oldu. TRT'nin özelliğine el konulması gerekçesiyle TRT Radyo Dairesi Başkanlığından 1970'te istifa eden sanatçı, o tarihten bu yana yazarlıktan başka bir işle uğraşmadı. Edebiyat yaşamının bazı dönemlerinde Remulus Taala'da ve Parker Quinn gibi takma adlar kullanmıştır. Adalet Ağaoğlu, tiyatro eserleri. Bir piyes yazalım, Yaşamak, Evcilik Oyunu, Tombala, Çatıdaki Çatlak, Sınırlarda, Üç Oyun, Kendini Yazan Şarkı, Çok Uzak, Fazla Yakın, Duvar Öyküsü, Fikrimin İnce Gülü, Çağımızın Tellalı. Tiyatro oyunu yazarlığından roman yazarlığına geçişi 1973 yılında yayımlanan ilk romanı olan Ölmeye Yatmak ile olmuştur. Adalet Ağaoğlu'nun bu romanında bir devrin aydınlarının kendilerini sorgulamasıyla karşılaşırız. Romanın kadın kahramanı Aysel de böyle bir sorgulama içindedir. Kendisine yüklenen ağır vazife hissi bireysel istekleriyle çatışmaya başlar. Birey, ideallerin ağırlığı altında ezilmektedir. Bir yönüyle bireyin inkarı anlamına gelen içi boş idealizmini sorgular Aysel. Ona göre birey, kendisi olmalı, inanç ve görevlerini kendisi belirlemelidir. Birey olmaya giden yol, kişisel yaşanmışlıktan ve bireysel tercih hakkına sahip olmaktan geçer. Romanda Cumhuriyet'in ilkelerini yüceltmek için vazifelendirilen Aysel ve onun kuşağının bireyseli yakalama çabası, Aysel'in bir gün bir otel odasında intihar etme isteğinin ışığında sorgulanmıştır. Sonunda Aysel mutlak bir sorgulama inancıyla otel odasından ayrılır. Bu ilk romanından itibaren tüm eserleri yoğun tartışmalara konu oldu. Ölmeye Yatmak, daha sonra yazdığı Bir Düğün Gecesi ve Hayır adlı romanlarla bir üçleme oluşturdu ve birçok ödül kazandı.
Yazarın ikinci romanı olan 1976'da yayımlanan Fikrimin İnce Gülü, Almanya'da otomobil fabrikasında işçi olan ve 1975 yılında bir yaz günü arabasıyla Kapıkule'den Türkiye'ye giren Bayram'ın doğup büyüdüğü köy olan Ballıhisar'a gittiği, 7 saatlik zaman diliminde yaşadıklarını hikaye eden romanda insanların yabancılaşması ve içe yolculuğu anlatıyor. Yazarın Günceleri, Damla Damla Günceler, 2004, Damla Damla Günceler, 2007. Adalet Ağoğlu ile ilgili yazıları bir araya getiren arşiv, eşi Halim Ağoğlu tarafından hazırlanmış ve 2003'te Adalet Ağoğlu'nun yazarlığının 55. yılı anısına Herkes Kendi Kitabının İçini Tanır adlı ile basıldı. 1996'da ciddi bir trafik kazası geçiren ve 2 yıl hastanede yatan Adalet Ağoğlu için Can Yücel'in söylediği "Sen Türkiye'nin en güzel kazasısın" sözü, Feridun Andaç'ın Adalet Ağoğlu ile yaptığı Nehir Söyleşi tarzında bir kitabın adı oldu. Kitap 2006'da basıldı. 1983 yılından beri İstanbul'da yaşayan, geçirdiği trafik kazasının ardından uzun bir müddet yazmayı ara veren Ağoğlu, son romanı Dert Dinleme Uzmanı ile okurlarına tekrar dönmüştür.